Herkese selam. Herkese İrlanda'dan merhabalar dostlar. Umarım Türkiye'de akşamınız, gününüz güzel geçiyordur. Hemen baştan söyleyeyim, 2-3 haftadır video atmıyorum, farkındayım. Sebebi ne derseniz arkadaşlar, yakın bir zamanda iş değiştireceğim, öyle söyleyeyim. O yüzden biraz yeni şirketin kağıt kürek evraklarıyla falan, işe alım süreciyle falan onlarla uğraşıyordum. Ondan dolayı biraz kanalı ihmal etmiş olabilirim. O yüzden kusuruma bakmayın. Kısmet bugün iyiymiş. Ben de işten sonrasında zaten dışarı çıktım. Grand Kanal'a geldim. Şu anda nehir kenarındayım. Hava da güzel. Saatler burada 5 gibi bir şey. O arada size de güzel bir video çekeyim. Hem de güzel haberler vereyim istedim. Bugün nelerden bahsedeceğim? Biraz buradaki gündemden aşılamalarla ilgili güzel şeyler var. Yine vizelerle ilgili bir şeyler var. Onlara bir değineceğim. Ondan sonra iş hayatındaki profesyoneller için iş başvuruları ile ilgili birkaç tane şey söylemek istiyorum. Bir genel bir izlenim var. Onu biraz kırmak niyetindeyim. Bir de kanalı uzundur takip eden bir arkadaşımız var. Pandemi süresince yaptığı birkaç güzel başarısı var. Ona da buradan bir tebrik mesajı olacak bu video. Biraz da öyle söyleyeyim. İsmini söylemiyorum. Video boyunca söyleriz. Öncelikle bir gündemden bahsedelim. Şimdi ne var ne yok. Şu anda arkadaşlar eczanelerde İrlanda'da Johnson & Johnson aşısı 50 yaş ve üzerine yapılmaya başlandı. Ama sadece bu aşıyı eczanede insanlar olabiliyorlar. Muhtemelen Türkiye'de sizlere böyle bir şey yakında olacaktır diye düşünüyorum. Aşılama oranında açıkçası Türkiye burada otel karantina listesinde ama o kadar saçma ki İrlanda'nın aşılama oranı %20.4. Türkiye'nin oranı %18.4. Yani otel karantinasına aldıkları ülke aslında kendilerine çok yakın bir ülke aşılama oranında. Bunu neden yaptılar bilmiyorum. Bence Avrupa Birliği'nde olmamızın biraz etkisi var açıkçası. Türkiye'den biraz delta varyantından korkuyorlar ama ben bunun da sebep olduğunu sanmıyorum. Çünkü Avrupa Birliği ülkeleri arasında maalesef ki seyahat engellemesi biliyorsunuz hani kalktı. Ama Türkiye hala bu listede. Bu da çok güzel bir şey değil. Ama neyse birkaç gün içerisinde ben umarım yani Türkiye'de bu listeden bir şekilde silinir. Çünkü Türkiye'de bir haftada yapılan aşı sayısı İrlanda nüfusuna bedel. Öyle söyleyeyim. Sizde şu anda 500 ila 1,5 milyon doz arasında günlük aşılamalar olmuş. İrlanda'nın nüfusu 5 milyon biliyorsunuz. Biz şu anda 3 milyon insana aşı vurmuşuz. Bunun sadece 1 milyonu 2 dozu birden almış. Yani tamamıyla aşı olan insan sayısı 1 milyon. Yani çok komik bir durumdayız. Türkiye'ye baktım 49 milyon aşı vurulmuş. Bunun 15 milyon insan tamamıyla hani aşının tamamını 2 dozunu da almış gözüküyor. Ya açıkçası burada biraz tabii bürokrasi falan da oynuyor da. Ama durum bu. Yakında 30 yaşının altındakilere de yine burada Johnson & Johnson aşısı yapılacak arkadaşlar. Ama sadece bu aşı yani BioNTech falan değil. Bu bizim için güzel haber. Niye? Burada ne kadar aşılama hızlı olursa siz de vizenizi o kadar çabuk alıp gelebilirsiniz. Vizelerle ilgili de bugün VFS Global'le bir konuştum ben, görüştüm. Kendimle alakalı bir şey için görüşmüştüm. Onlarla da konuştuğumda bana şey dediler. Şu anda başvuruları alıyoruz, konsolosluğa gönderiyoruz. Ha evet, hayır bilmiyoruz. Yani konsolosluğun verdiği cevap direkt öğrenciye gidiyor. Biz bunu bilmiyoruz ama daha önce yapılmış başvurular şu anda VFS tarafından konsolosluğa tekrardan gönderilmiş vaziyette gibi bir durummuş. Başvuru süreçleri de normalde 10 iş günü falandı. Ben öyle dedim, 10 iş gününde veriyordunuz. Ama bu ara 25 iş günü veya daha fazla da sürebilir dediler. Onu da söyleyeyim ama şu anda Türkiye'de VFS Global açık. Dil okulu ya da herhangi bir şey için başvurunuzu yapıp sırada bekleyebilirsiniz. Artık konsolosluğun kararına bağlı verip vermeyecekleri. Gündem böyle. Güzel haberler var. Ben zaten ayın 19'uyla birlikte İrlanda'da bir şeylerin değişeceğini biliyorum. Burada bir küçük bir olay oldu. Aslında 5 Temmuz'da restoran içinde insanların yemek yemesi, oturması falan filan serbest olacaktı. Bunu biraz ertelediler 19 Temmuz'a. Nedeni ise yine bu delta varyantından korktukları için. Ama bu da hani bence çabuk çözülecek. Çünkü Avrupa genelinde, Avrupa Birliği'nin almış olduğu bir karar var. 19 Temmuz yani itibariyle bütün Avrupa ülkelerinde seyahat kısıtlaması kaldırılacak. Bu da Türkiye'ye illaki yarayacaktır diye düşünüyorum. Umarım gelmek isteyenler de vizesini bir an önce alır gelir. Neyse, buna 4 dakika ayırdık, fazla yeter. Şimdi bir de profesyonellerle ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Bugün de bir arkadaşla konuştum, Instagram üzerinden bana ulaştı. İş başvurusu yaparken bazı çekingelerimiz oluyor galiba. İrlanda'da ya da artık Avrupa'da nerede iş arıyorsanız, özellikle bu sözün kalifiye olanlara, yani gerçekten bir işte belli bir süre çalışmış, bir yetkinliği olan, uzman olan arkadaşlar için söylüyorum. Arkadaşlar, bir iş açıklamasında 10 tane sorumluluğun hepsine uymak zorunda değilsiniz. Mesela burada yazılımla ilgili bir alanda bir iş teklifi yapıldığında diyor ki işte C bilsin, Java bilsin, Python bilsin. Zaten bu dilleri bilen adam öyle bir şirkette çalışmaz. Gider Amerika'da Silikon Vadisi'nde çalışır ve dünyanın parasını kazanır. Yani o yüzden bir iş tanımında yazan sorumlulukların 10'undan 5'ine uyuyorsanız vurun başvurunuzu yapın yani. Bu kadar fazla düşünmeyin. Bir de burada çalışan profiller, insanların profiline falan bakılıyormuş. LinkedIn'den bakıyor musunuz? Bu güzel bir şey, bakın. Ama insanların profiline bakmak sizi korkutmasın. İşte Sabancı mezunudur, Koç mezunudur, o mezunu, bu mezunu. Ya bunlara takılmayın gerçekten. Nereden neyin mezunu olduğunuz çok önemli değil burada. Açıkça bir şey de söylemek istiyorum.
Türkiye'de kalifiye olan iş dünyasında pişmiş çoğu insan gerçekten Avrupa vatandaşı olsaydı ya da Avrupa Birliği pasaportuna sahip olsaydı burada hiç fazla vakit kaybetmeden bir hafta içerisinde bir iş bulup çalışabileceğine eminim. Bunu neden söylüyorum? Bunun iki sebebi var. Bir, buradaki çoğu iş arkadaşlar %70'i en azından IT dediğimiz bilgi teknolojileri pazarındaki işlerin %70'i müşteri hizmetleri odaklıdır. %20'si yazılımdır, %10'u da işte pazarlama, insan kaynakları falan filan diğer işte satış alanındaki diğer işlerdir. Yani gördüğünüz üzere ve bütün işlerde de bu arada job training dediğimiz mesleki bir eğitim alırsınız, 2 hafta bir oryantasyon. Yani bu ne demek? Sen ne yaparsan yap, hani hangi işe başvurursan başvur, sen burada bir de eğitim alacaksın demek. İstisnasız %99'u böyledir diyebilirim size. Çoğu şirket bir iş eğitimi, bir job training dedikleri bir oryantasyon verir. Çünkü sen yeni bir üründe çalışacaksın, şirketi bilmiyorsun, operasyonun nasıl işlediğini bilmiyorsun, takımı bilmiyorsun, sorumluluklarını teorik biliyorsun sadece, pratikte görmen lazım. O yüzden uzun sözün kısası, lütfen başvurularınızı yapın, çekinmeyin, buradaki insanların profillerine de bakıp durmayın boşuna. Sonuçta şöyle bir şey, bu biraz da şansla ilgilidir, tamam mesela adam koçtan mezundur, kendini geliştirmiştir ama o işi bulamayabilir. Bu biraz da onun şansıyla alakalıdır. Tabii ki de kualifikasyonunuzun olması, koçtan mezun olmanız bir etiket olabilir. Ama bu iş dünyasında inanın bana çok da şey değil, eğer tecrübeliyseniz çok da önemli değil. Çünkü buradaki iş açıklamalarına bakarsanız hep şey der işte 3 yıllık mezunu ya da şu kadar tecrübe gibi gibi. Yani korkmayın, bir insanın mezun olduğu okul iş hayatında nereye geleceğini etkilemez. Bunu baştan söylüyorum, ben buna inanmıyorum. Bunu da Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden mezun olmuş ve aynı zamanda okumuş, hatta okuyup da okulu bırakmış bir adam olarak söyleyebilirim. Bunu da bir not edin diyorum. Lütfen korkmayın, çekinmeyin ve sadece hani iş ararken hani Türkçe yazıp da hani işte Turkish yazıp da başvurmayın bu işlere abi. Yani bu çok saçma, neden? 20 milyon insan aynısını yapıyor. Zaten herkesin yaptığı sporu sen yapma. İngilizce neyse İngilizce de işlere başvur. Neden sadece Turkish yazanlara başvuruyorsun? İşte buna da biraz dikkat. Ama en önemlisi kendinize güvenin. Gerçekten arkadaşlar buradaki çoğu insanda burada işte mesela master yapıp bitirip ondan sonra devletin verdiği bir stamp bir GA hakkı var. 2 sene onu alıp öyle çalışıyorlar. Yoksa bu hak da olmasa çoğu zaten sponsor bulup çalışamazdı. Bu da İrlanda'nın gerçeği. Çünkü bir insan kaynakları uzmanı şuna bakıyor. Avrupa Birliği pasaportu var mı? Hani resmi olarak çalışabilir mi bir ülkede? Burada çalışabilir mi? İlk baktıkları şey bu. İnanın bana, senin CV'ne işte Koç'ta mı Sabancı'da mı okumuş, buna bakmadan önce ilk baktığı yer, abi bu adam çalışabiliyor mu bu ülkede? Buna bakar. Çalışamıyorsa inanın bana bunların çok önemi yok. Anlatabildim mi? İnsan kaynakları ancak çok iki aday arasında kalır ve o aday kendini gerçekten çok belli ediyorsa o zaman gider çalışma izniyle sponsor olur da alır o adamı. Ama genelde ben size buradaki tabloyu söyleyeyim. Öğrenciler, Türkiye'den gelen öğrenciler burada bir dil okulu yaparlar. İyi yapıyorlar çocuklar. Ondan sonrasında dil okulunu bitiriyorlar. IELTS'ten belli bir puan alıyorlar, 6-6,5. Yaklaşık 10 ila 15 bin euro, bazen bu 17-20'ye kadar çıkabilir. Bir ücret ödeyip master yapıyorlar. Burada master yapan her öğrencinin de 2 senelik bir çalışma hakkı oluyor. İşte o işlere bunu kullanıp da giriyorlar. Yani Türkiye'den açık konuşacağım, İthal edilmiş benim gibi gelen adam sayısı o kadar çok değil. Öyle söyleyeyim, benim çevremde de çok yok. Yani bana sorarsanız şu 3 senede 4 senede bir 500 kişi ya vardır belki de yoktur. Öyle söyleyeyim, yani Türkiye'den direkt çalışma izniyle benim gibi gelen insan sayısı çok azdır. Yani biz biraz daha azınlık, istisna kalıyoruz. Diğer grup tamamen işte dil okulu, peşine master, sonra bir G ile kendi çalışma izniyle çalışan insanlar. Bunu da belirtmek istiyorum. Buna da bir 4 dakika ayırdık. Ve tebrik kısmına geleceğim. Ahmet arkadaşlar, arkadaşın ismi. Instagram'dan bana bugün yazdı. Çok da güzel bir şey yapmış. Ben o yüzden ben başarıyı her zaman tebrik ederim ve bunu da hiç böyle çekinmeden söylerim. Ahmet ne yapmış arkadaşlar? Ahmet şunu yapmış. Ben hepsi diyorum ya, kendinizi geliştirin. Hep bana soruyorsunuz, abi nasıl geliştireceğiz? Kendini nasıl geliştireceğini en iyi sen biliyorsun aslında. Senin merakın ne, hangi alana ilgilisin falan filan. Ahmet ne yapmış? Ben ona IT'de geliştir kendini, hani yazılımla alakalı yapabiliyorsan yazılım konusunda geliştir falan demiştim. Ahmet şunu yapmış, kendisi kendi birikimiyle yazılım kurslarına gitmiş Türkiye'de. Güzel bir şekilde kendini geliştirmiş. O bilgi birikimiyle Türkiye'de bir startupta IT uzmanı olarak çalışmaya başlamış. Bu süper bir haber. Onun dışında havacılığa ilgisi olduğu için bir de Türk Hava Yolları'nın pilotaj sınavı, yani biliyorsunuz kaptanlık, Türk Hava Yolları Uçuş Akademisi'ne başvurmuş ve onda da başarılı olmuş. Ama sonrasında herhalde pandemi süreciyle falan maalesef ki Türk Hava Yolları işi olmamış. Bir de bizde biliyorsunuz böyle dayı, işte Ankara'da dayım var falan. Bir maalesef bu Türkiye gerçeği, yıl 2021, bunlar hala değişmedi. Neyse, genelinde konuşmayalım da, böyle bir şey var yani şirketlerde. Neyse, şimdi de Ukrayna'da
havacılık alanında gerçekten iyi bir üniversitede okumak istiyor. Ardından Avrupa Birliği'nde yani bu, burada bu sınırlarda bir üniversitede doktora yapıp akademisyenlik yapmak istiyor ya da bir şirkette çalışmak istiyor. Ahmet bunu arkadaşlar bir buçuk senede pandemide yapmış. Yani ben işte size kendinizi geliştirin derken söylemek istediğim bu. İşte Ahmet bir örnek. Yapmanız gereken bu. Yapmanız gereken sizin kendinizi bilmeniz, kendinizi bir alanda geliştirmeniz ve evet gerçekten bir şeylerin bedelini ödemeniz. Ahmet bunu yapmış ve bakın Ahmet'in sizden bir farkı yok. Hepiniz gibi, hepimiz gibi, benim gibi, sizin gibi ve kendini güzel bir yere getirmiş. Ve ben çok mutlu oldum. Ayrıca tebrik de ettim. Öyle benim ona bayağı bir şey olduğum, hani yol açtığımı falan söylüyor ama bu onda biten bir şey. Gerçekten çok başarılı bence. Çok da umarım daha güzel yerlere de gelir. Buradan da Ahmet'e de selam olsun. Umarım başarıların daim olur. İstediğin yerde de yaşarsın, yaşayacaksın. Senin gibi adamlar koparır, götürür diyorum. Bunu da böyle söylemiş olayım. Böyle şeyleri duymayı seviyorum. Etrafımdan gelen, beni takip eden. Ya birilerinize bir anlamda dokunabiliyorsam benim gerçekten çok hoşuma gidiyor. Yardıma da açığım arkadaşlar, öyle söyleyeyim. Yardımcı da olmaya çalışıyorum çoğu takipçime. Gerçekten böyle alelade sorular sormuyorsanız, gerçekten bir insanın sorusundan anlıyorum ben zaten ne öğrenmek istediğini, öyle söyleyeyim. Yardım etmeyi de çok seviyorum. Umarım çoğunuza da yardımcı olabilirim. Umarım bu videolar bir yerde bir işinize yarar ya da yarıyordur, öyle. Zaten 4 yıldır bu videoları çekmemin amacı da, sebebi de bu. Benden bugünlük bu kadar. Söyleyeceklerim bu kadar. Merak ettiğiniz olursa videonun yorumlar kısmında benimle paylaşın. Vaktim olduğunda yine cevaplamaya çalışırım. Öyle söyleyeyim. Hepinize güzel bir gün diliyorum tekrardan. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.